Fenerbahçe taraftarları Galatasaray ve Trabzonspor'dan rövanş almak için büyük bir adım attı. Fenerbahçe için UEFA'ya mail ve faks organizasyonları yapan Galatasaray ile Trabzonspor taraftarları sarı lacivertlerin karşı atağıyla karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarları harekete geçiren konuysa geçmiş dönemde Beşiktaş'ın başını yakan ve UEFA'nın büyük önem verdiği finansal fair play. Sarı lacivertli taraftarlar bu iki kulübün mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etti. Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'ın son mali yapısıyla ilgili lisans almamaları konusunda ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. UEFA'ya da aynı yazıyı gönderen sarı lacivertli taraftarlar organizasyon konusuna yeni bir boyut kazandırdı. Türkçe metni İngilizceye çevirerek UEFA'ya gönderen sarı lacivertli taraftarlar Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında mücadele etmemesi gerektiğini belirtti. Fenerbahçe taraftarları UEFA'ya gönderdiği dilekçede Avrupa'nın patronunu tehdit edici şekilde şu sözlere vurgu yaptı. Özellikle geçmiş yıllara yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen vergi kaçakçılığı, geçmiş yıllarda Galatasaray Kulübü'nün vergi borcu bulunmadığı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na ve size yanlış beyanda bulunduğunun açık ve net delilidir. Bu değerlendirmelerimiz UEFA'nın Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi lisansı vermediği Avrupa kulüplerine de gönderilecektir. Gördünüz, nereden devam etmek istersiniz? Abi ben hemen girebilir miyim? Bu açıklamadan gireyim. Şimdi 3 Temmuz 2011'den sonra Trabzonspor taraftarları ve Galatasaray taraftarları hatırlayın UEFA'ya bir sürü dilekçe gönderdiler. İddianameyi gönderdiler, şikayet dilekçelerini gönderdiler. Daha düne kadar gönderdiler. Fenerbahçe bu konuyla ilgili 3 kez açıklama yaptı. Hem yönetim açıklama yaptı hem Fenerbahçe dernekleri açıklama yaptı. Ve aynen şunu söylediler. Trabzonspor taraftarı da Galatasaray taraftarı da vatan hainidir. Bir işte ülkenin bir takımına gittiler UEFA'ya şikayet ettiler diye 3 kez Fenerbahçe yönetimi Aziz Bey canlı yayında açıkladı bunu bir kez. Ben kulaklarımla duyduğum bir şeydir. Şimdi dün vatan hainliğiyle itham ettiğiniz, şikayet ettiğiniz bir şeyi bugün siz yapıyorsunuz. O zaman ben de diyorum ki... Hani UEFA'nın yetkisi yoktu. He, ne oldu? Bu ne perhis, bu ne lanet uçuşu, bu bir. Ama ne alaka? Mali şikayet. Aynı mali, şey. Ya fark etmez. Şikayet. Fark etmez. Bana kupamı ver demiyorlar. Fark etmez. Mali ya şikayet. Fark etmez. Diyorsunuz mali ki siz... Abi. Siz... Hani şikayet ettiniz. Mali abi. Gidemezler abi. Nasıl gidemezler. Oldu? Mali bu abi. Galatasaray Trabzon gidemez. Mali olay. Mali olay. Ben söylenir. Şampiyon Avrupa'ya gidemezsin siz seni. Mali şey var. Gidemeyecek şey. Aynısı abi. Ne dediler? Gidemeyecek. Şikayet ettiler. Gönderdiler. Biz işte gitmedik. Bir işte Türk milli takımı, Türk takımı işte Avrupa'ya gitmedi. Sizin yaptığınız vatan aynıdır. Başka şey falan şikayet ettiniz abi. Ne alakası var? Ne alakası var? Aynı ya. Şey ya. Kupamı ver. Yok kupamı al. Siz, yok şike yaptı. Yok bilmem ne etti. Bunları yapan şuydu. Açıklamalar şuydu. Bir açıklamalar şuydu. Yani bir ülkenin takımı nasıl ya da taraftarla gidip bir başka bir takımı şikayet edebilir. Evet. Aynı açıklama Yıldırım Demirören yaptı ya. Yıldırım Demirören de kelimelerin arasında satır aralarında vatan hainliğiyle şikayet etti, şey yaptı. Yani bu taraftar gruplarını itham etti. Zaten evet. Bu aralar beleş yani herkesi vatan haini ilan etmek çok siyasetçiler de önüne geleni vatan haini ilan ediyor falan. Onlardan biri de benim. Onlardan bir sen vatan haini misin? Beni o yani sen vatan haini misin? Değilsin. Ciddi almıyorum. Tamam sen ne abi üstüne alıyorsun şey. Ki vatan hainliğini. Şimdi bakın dün şikayet ettiğiniz şeyi bugün yapıyorsunuz. O zaman ben de buradan şunu söyleyeyim. Trabzonspor taraftarı nasıl haklıydıysa Galatasaray taraftarı haklıydıysa şikayetlerinde. Ben de şunu diyorum. O zaman eleştirmeyeceksiniz. Bugün de Fenerbahçe de haklı olabilir. Şikayet de edebilirsiniz. Bak şimdi. Buna hiçbir itirazım da yok. Bak Mehmet'im hiçbir bak. Tamam yok. Bravo. Bravo. Ama bak burada dün, çok güzel konuştun. Tebrik ediyorum. Dün, yalnız bir şey var. Dün eleştirici keşke şey yapmayın. Arkadaşlar şeyi bağlasalar da. Bak Galatasaray'ın yaptığı. Bir nefes alırsanız bağlı zaten. Galatasaray'ın yaptığı çok büyük bir arıza. Galatasaray kulübü şu anda UEFA'yı ketempereye getirmeye çalışıyor. Yani mali ketempere bu ama. Yani bu başka bir şey. 5 yıllık ödemeler bilmem ne. Sen içeride mali genel kurulunu yapıyorsun. Ya Beşiktaş'ı yakmadılar mı şu mali portre yüzünden? Gidemedik. Mali sıkıntı. Evet. Mali portre yüzünden yakmadılar abi. Olur mu Beşiktaş'ı? Sahte belge verdiği için yaptılar. He? Abi sahte ya, belge. Bu, yani verdiği şu anda için. Yapılan kongredeki şeyler, sunumlar. UEFA'ya sunumlarla aynı sahte, değil. Hayır, birileri Hakan Hanoğlu'nu bir bağlasa da söylese ya. Kimi? Ya bir Hakan kardeşimizi bağlasa da anlatsa Hakan kardeşim. Bir dakika. Eğer bir susarsanız zaten telefonda. Kim telefonda?
Hakan Hanoğlu telefonla. Bir saniye çok önemli. Küçük Kerem Özcanlı kardeşimiz. Ben şimdi doktor kıyafetine çıktım ya. Pankreas ameliyatı olmuş. Çok başarılı geçmiş. Bizleri çok seviyor. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi. Geçmiş ediyoruz. Olsun. Bizim geçmiş fanımız. Dualarımız küçük onunla. Bir kardeşimiz. Dualarımız Allah yardımcısı olsun. Bravo. Amin. Ailesine şimdi, de geçmiş evet, olsun. Sağ olun. Sadece onunla değil şu anda şifa bekleyen herkes de elbette. Peki Fenerbahçe Ankaralılar, Ankaralı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı tahmin ediyorum Hakan Hanoğlu doğru mudur? Benim varım yok. Çok sevdiğim bir başka arkadaşım başkanlık yapıyor. Benim kongre üyeliğim dışında hiçbir dernekle bağlantım yok. Hiçbir dernekle bağlantınız yok. Peki siz mi ön ayak oldunuz bu UEFA'ya ve Futbol Federasyonu'na Galatasaray'ı mali anlamda yazıyla bir anlamda şikayet etme konusunda? Evet diyebilirim. Gerçi çoğunluk spor kamuoyunun neredeyse tamamı tarafından bilinen bazı gerçeklerin özellikle 100 yıllık bir Türk kulübü tarafından hasır altı edilmesi gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekse UEFA'nın kandırılmaya çalışılması kendi uzmanlık alanım çerçevesinde gördüğüm için bunu yazıya döktüm. Kendi blog sayfamdan yayınladım ve birçok taraftar, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve diğer takımların taraftarları bunları federasyon ve UEFA'ya göndermeye başladılar. Sadece bugünkü rakam birçok arkadaşım merak ediyordu. Bugün 3200 mail ve fax olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildi. Belgeleriyle beraber yani 3 Temmuz 2011 sürecinde Mehmet Bey'in bahsettiği gibi Fenerbahçe şike yapmıştır şeklinde yazılar değil, Galatasaray Kulübü'nün resmi belgeleri çerçevesinde ekler olarak gösterilerek gönderildi. Biz bunlar, bunlar zaten UEFA'da yok muydu? Hayır efendim, UEFA'ya sunulan belgeler değil, federasyona sunulan belgeler bizim gösterdiğimiz Galatasaray'ın resmi belgelerinden farklı. Hakan Bey, peki ne içeriği ne? Yani şöyle, yani bu borsayla ilgili mi, mali tabloyla ilgili mi, sizin elinizdeki Galatasaray'ın federasyona farklı gösterip kendi gerçek mali tablolarında farklı olan belgeler neler? Hemen birkaç madde halinde anlatayım ama rica edeceğim önceki programlardaki gibi bitirmemi beklerseniz soru sormak için. Ama şöyle, çünkü şeyi unutma ne olur yani seyircinin anlayabileceği şekilde şey yaparsanız. Bir de benim bir ricam var. Benim bir ricam var. Lütfen paragraf paragraf gidelim. Çok uzun süreli anlatmayın. Anlatacaklarınızı 3 ayrı bölüme ayırın. Öyle devam edelim olur mu? Peki. Öyle yapalım. Öncelikle ana konulardan gireyim. Stat konusu UEFA'nın çok önem verdiği bir konudur. Arena stadı. Galatasaray bu sene sermaye piyasası kuruna verdiği izahnamede kendisinin yazdığı imzadığı resmi izahnamede Arena stadı ile ilgili olarak Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile mahkemelik olduğunu 10 ayrı davasının olduğunu ve belki de gelecek sezon maçlarını başka statta oynayabileceğini, stadın elinden alınabileceğini bizzat ifade etmiş, imzalamış ve mühürlü olarak bunu sermaye piyasası kuruna vermiştir. Bu belge peki, elimizdedir. Şey Twitter'da ve diğer arkadaşların bütün sayfalarında görülebilir bu. Bu belge elinizde. Bu belgeyi. Tamam bu belge elinizde değil mi? Elinizde bu belge. Galatasaray... Elimde efendim. Elimde peki, imzalı mühürlü olarak peki, elimde. Peki bunun UEFA ile ne ilgisi var? UEFA'nın Financial Fair Play kurallarının ana konularından biri bir stadın önümüzdeki dönem için başvurulacak stadın belli olması ve o stadın o kulübe ait olmasıdır. Ama benim bildiğim de şöyle yani bir aylık bir süre var. Galatasaray biliyorsunuz daha önceden de Olimpiyat stadında da şey oynadı, maçlarını oynadı. Zaten lig de bitmedi. Bunu çok değiştirme ihtimalleri de var zaten. Yani başka yeni şu aşamada Mehmet Bey, takvimi hatırlatayım. 31 Mart itibariyle bütün başvurular sonuçlandı. En fazla 10 Nisan'a kadar geciktirebilirsiniz bunu. Federasyonun kuralı 10 Nisan'dan sonra yapılan başvurularda lisans bir daha alamaz. Dolayısıyla Galatasaray başvurusunu yaptı ama bu başvuruyu ve bu bilgiyi gizledi. Federasyona ve UEFA'ya bu bilgi verilmedi. Birinci konu bu. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Böyle bir durum olursa, böyle bir durum olursa siz Gençlik Federasyonu'nun ya da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetin stadı Galatasaray'a vermeyeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Hayır, şu anda mahkeme devam ediyor. Tamam, mahkeme devam ediyor. Yani bundan çok bir şey çıkmayabilir, onu söylemeye çalışıyorum. Bakın, sizin 3 Temmuz'da başladığınız sürece geri döneceğim o zaman. Hiçbir şey olmaz dedikleri bazı şeyler
Yok yok, onu kastetmiyorum. Hakan Bey, ben bu konuyu... Hakan Bey çok özür dilerim. UEFA nezdinde kastetmiyorum. UEFA yine bir şey diyebilir ama Galatasaray burada Gençlik Spor Genel Müdürlüğü anlaşma önüne gider. Mahkemelik olsa bile mahkeme sürebilir. Mahkeme nihai bir karar olmadığı için Galatasaray orada oynamaya devam eder. Ben kastettiğim kesinlikle o. Bakın bunların olmayacağını söylemiyorum. Ben saklanan bilgilerden anladım. İfade edilmeyen UEFA ve TFF'ye verilen belgelerin diğerlerinin farklı olduğunu bahsederek bildiriyorum bunu. İkincisi ne? İkinci konumuz asıl önemli konu. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan vergi kaçakçılığı konusu. Ya. Galatasaray Kulübü teberrulu bilet satışından dolayı 154 milyon vergi aslı, 54 milyon da bunun cezası olmak üzere 108 milyon TL vergi cezasına çarptırılmıştır. Bu kulübün %25'ine denk gelen, %20'sine denk gelen bir rakamdır. Ve Galatasaray'a verilen bu ceza önceki yıllarda yani 2009, 10, 11, 12 yıllarında yapılan teberrulu satışlardan dolayı yapılmıştır. Bu ne demektir? O yıllarda TFF'ye ve UEFA'ya verilen Galatasaray bildirgesinde biz vergi kaçakçılığı yapmadık. Bizim vergi kaçakçılığıyla alakamız yoktur bu sene verdikleri gibi bir beyanname vermişlerdi ve aynen 2012 yılında Beşiktaş'ın verdiği bilginin yanlış olduğu ortaya çıkınca aldığı ceza gibi Galatasaray'ın bu konudan ceza alması kaçınılmaz görünüyor. Peki, bir şey o yıllarda vergi sorunu vardı ve benim vergi sorunum yok diye bilgi verdi. Peki bu bununla ilgili elinizde belge var mı, bu UEFA gitti mi? Tabii ki belge var. Peki, bizzat ikinci... KAP'ta Maliye Bakanlığı'nın verdiği vergi cezası kamuoyu aydınlatma platformunda Galatasaray tarafından açıklandı. Hatta uzlaşmaya gidiyoruz denildi. Daha sonra son dakikada yaptıkları hatayı fark ettiler. Çünkü uzlaşmaya gitmek demek vergi kaçırdığını kabul etmek ve bunu ödemeye için yol aramak demektir. Uzlaşmadan bir gece önce tekrar KAP'ta bir açıklama var. Biz uzlaşmadan vazgeçtik, gitmiyoruz diyerek son dakika manevrasıyla bundan kurtardılar. Peki, ve şu anda mahkeme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Ancak bu maalesef verdikleri bilginin hatalı olduğunu kurtarmıyor. Siz çok iyi hatırlarsınız. Mayıs 2011'de Fenerbahçe rahmetli at başkanı Serkan abimizin verdiği bilgi bizim şikeyle hiçbir alakamız yoktur şeklindeki bilgi. Ki o dönemde hiçbir şey yoktu. 3 Temmuz 2011 geldi. Bu iddialar ortaya atıldı. Ve siz o dönemde verdiğiniz beyannamede nasıl yanlış bilgi verdiniz diye bir de ceza verdiniz. Tabii, çok önemli bir konu. O en önemli verdiği konulardan biridir bu. O mahkemeden sonra verildi. Onu biliyorum, rahmetli Serkan Bey ile ilgili şey. Peki UEFA'ya da Galatasaray vergiyle ilgili bilgi mi saklıyor verirken? Bunu biliyor musunuz? UEFA Galatasaray'a benim vergiyle ilgili son dönemde ve son birkaç yılda hiçbir sorunum yoktur. Ben vergimi tamamen ödüyorum şeklinde bir beyanname verdi. Bunun belgesi var mı UEFA'ya verdiğine dair? Var tabii dair. Ki. 31 Mart başvurusunda federasyon diyor ki o belge yokken bana gelip başvurmayın bile. Ben size lisans vermem diyor. Tamam. Bir başka konuya geçiyorum. Galatasaray 31 Aralık bilançolarıyla federasyona başvurdu. En önemli konu budur. Oysa Şubat 2014 bilançoları, kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanan Şubat 2014 bilançolarında o günden sonraki alınan, özellikle bilirsiniz devre arası Galatasaray'ın bu 7-8 tane futbolcu aldı. Bunun dışında birçok harcaması oldu. 518 milyon TL'ye yükseldi kısa vadeli borçlar. Bu borçlar dikkate alındığında UEFA'nın belirlediği 45 milyon euroluk financial fair play sınırı fazlasıyla aşılıyor. Yani 31 Aralık rakamlarıyla başvuruyorsunuz. Oysa Şubat sonu geldi. 2013 mü? Bunu kat ve kat artmışsınız. 31 Aralık 2013 mü? Evet efendim. Peki Galatasaray bunu niye saklasın? Zaten dünkü 2 gün önceki kongrede olan Mali Genel Kurulu'da zaten sizin dediğiniz rakamı açıkladı. 500 açıkladı ama bakın açıkladı. UEFA dünkü rakamlarla UEFA financial fair play'i almaz. Net olarak söylüyorum. Çünkü UEFA'nın alt limitleri var, kırmızı çizgileri var. O kırmızı çizgilerin dışında kalıyor bu rakam. Ve sadece Aralık sonuyla Şubat sonu arasında kısa vadeli borçlar 70 milyon TL arttı. Bu bizzat bütün FSF kurallarını aşıyor ve Galatasaray'ın alınmamasını sağlıyor. Peki şu mudur? Yani sizin şeyiniz şu mu? Sonuç olarak hani son sorumu soruyorum. Galatasaray gelecek sene UEFA kupalar, Avrupa kupalarından men mi edilecek? Yani sizin var mı? Yani hayır. Buradaki amaçlanan şey o mu? Ya bunun olmasını mı, olacağını mı düşünüyorsunuz? Bakın benim başvurum mevcut belgeler ve kurallar çerçevesinde Galatasaray'ın usulüne uygun olarak başvurusunu sağlanmış. Ben Fenerbahçe olarak 10 yılda 377 milyon TL vergi ödemişken
Adamların 2010 yılında 100 milyonluk vergisi 3 milyona düşürülsün. Bu da 6 taksitle alınsın. Bu sene yine 108 milyonluk vergi cezası alsın. Ben bu usulsüzlüğe karşıyım. Eşitlikse eşitlik olsun. Ben eğer o 377 milyonluk vergi ödemesem ben de Drogba alırdım. Ben de giderdim büyük oyunculara, ama bu eşitsizlik olduğu için iki taraf arasında kayırılan bir takım olsun istemiyorum. Ben katılıyorum buna. Sonuna kadar katılıyorum. Teşekkürler. Son iki konuyu federasyona bildirdiğimiz. Çok son acele. İki konuyu size bildirmek istiyorum. Bu iki konuda özellikle usul açısından çok önemli. Galatasaray'ın kredi değerlendirmesi, yani Galatasaray şu anda teknik iflas kapsamındadır. Teknik iflas borç ve alacak farkının borçlar lehine olmak üzere büyük olması. Yani Galatasaray'ın bütün varlıklarını satın, şu anda borçlarını ödedikten sonra hala eksi 50 milyon kalıyor. Aralık sonu rakamlarına göre. Yok, oysa bu doğru değil. Bu doğru değil. Bunu söyleyeyim. Riva arazisiyle zaten bütün mesele Galatasaray'daki o Riva arazisi kapmak. Onu söyleyeyim. Bu çok doğru bir şey değil. Yani onu hemen söyleyeyim. Bakın ben o zaman size biraz da eksik bilgilerinizi tamamlayayım. Ya şeye girmeyelim. O teknik bilgilere girmeyelim. Ne olur onu daha sonra konuşuruz, ama böyle bir şey yok yani. Onu söyleyeyim. Hayır, teknik değil. Bakın Riva şu anda 200 milyon dolar ipoteklidir. O 200 milyon dolar ödenmeden Riva ödenmez. Riva satılamaz. Bu kadar net söylüyorum. İpotek belgeleri elimde benim çünkü. Şu son iki maddeyi alalım. Son bir madde. Peki efendim. Son iki madde. Bu teknik iflas kapsamında baktığınız zaman Galatasaray teknik iflastan 2030 yılına kadar ki gelirlerini göstererek kurtulmuştur. Yani ben geleceğe yönelik gelirlerimle ben bunu aşacağım demiştir. Uluslararası mali standartlara göre bu şekilde kurtulmuştur. Asıl konu bu değerlemeyi yapan yatırım şirketinin, ismini vermiyorum özel bir şirket olduğu için, Galatasaray'ın en büyük kreditörü olan Rus Bankası'nın alt kuruluşu olması ve dolayısıyla kreditör ve değerleme şirketinin menfaat çalışması, yani conflict of interest dediğim, ona karşı çıkamayacak bir rapor vermek zorunda oluşudur. Bu da aynı şekilde belgelenmiş ve federasyon ve UEFA'ya bildirilmiştir. Son konuda Galatasaray'ın bağımsız denetimini yapan Yeminli Mali Müşavir şirket, yine ismini vermiyorum, başkanı Galatasaray'ın kongresidir. Benim bilançomu benim kardeşimin incelemesi gibi bir şeydir. Bu konuda olumsuz bir şey vermesi mümkün değildir. Bunların hepsi belgeli bilgili olarak UEFA'ya, federasyona bugün itibariyle verilmeye başlanmıştır. Bütün takım taraftarlarının, hatta içimizde Galatasaray Spor Kulübü taraftarları da var, gönderdiklerini biliyorum. Ancak bu şekilde Türk futbolu ve Türk spor kamuoyu eşitlik içinde yarışır diyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gecenin vaktinde fırsat ayırdım. Teşekkürler. Tabii Hakan Hanoğlu'nun ifadeleri bunlar. Galatasaray tarafından da yöneticilerin sıklıkla açıkladığı gibi. Ben çok mali konuları hayır, çok... Hayır, şey özetle, ana başlıklarını özetlesene mesela. Yani şimdi mesela, diyor ki, öncelikle diyor mesela Galatasaray şu anda teknik olarak teknik iflastadır diyor. Bu birincisi diyor. Ve diyor bu teknik iflastan kurtulması için verilen raporlarda diyor Galatasaray'a yakın isimler raporlandırmıştır bunu diyor. Özetle bunlardan bahsediyor Büşak Yeğen, ama Avrupa kupalarına gidemeyecek, yani gidememe durumu var diyor, değil mi? Şunun için zaten Mehmet Baransu onu sordu, sizin dedi niyetiniz ne bu anlamda? Gayet açık, Galatasaray'ın Avrupa ayağını kapatmak. Ligine ya da Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini engellemek. Kapatmak değil. Diyor ki biz yıllarca 300 küsür vergi verdik diyor. Galatasaray diyor. Vergi vermeyi Drogba aldı diyor. 100 küsür trilyon vergisi af oldu. 108 trilyon vergisi af oldu. 3 trilyona düştü diyor. Drogba aldı ve bu yılda diyor 100'ün üzerinde vergi borcu var. Yine bunu vermedi. Bir af çıkacak, şu olacak diyor. Biz diyor aynı şartlarda kulübümüz nasıl 300 küsür vergi veriyorsa Galatasaray da vergisini versin. Ve eş şartlarda yarışalım diyor. Galatasaray vergi vermediği için diyor işte Drogba'sını, Schneider'ini alıyor diyor. Tabii. Asıl problem tamam, burada. Ama şurada şöyle bir nokta var. Eğer Galatasaray'ın bilmiyorum ben vergi borcu affediliyorsa eğer, burada Galatasaray'ın yapacağı bir şey yok. Af bu. Sonuçta devletin affı. İşte o başka bir platform. Ama amaç şey, anladığım kadarıyla ya amaç derken yani buradaki şey şu Hakan Bey'in ya da işte aslında gönderenlerin. Aslında orada Hakan Bey yanlış yere, ben bana göre bunu affeden kimse ona göre. Ya vergi olarak değil. Hayır. Buradaki amaç Maliye Bakanlığı'na şikayet etmesi gerekiyor. Ya Beşiktaş'a bir ceza verildi. Beşiktaş'ın evet, biraz farklı. Yani orada bir sahte fatura var. O değil. Yani bir şey kaçırma, gizleme falan filan da sahte fatura olayları var. O yüzden gidemedi. Mali tablosu uygun değil. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almayın. Evet. Avrupa Kupası'nı almayın. Kararı çıkarttırmak hep beraber göreceğiz. Hakan Anoğlu böyle söylüyor ama evet, Galatasaray yöneticileri de herhangi endişe edecek hiçbir durum olmadığını söylüyor. Mehmet Baransu'nun söylediği bir de zaman şöyle, içerisinde evet, göreceğiz. Aynen. Bir de şöyle bir şey. Yani şirket zaten halka açık olduğu için. Yani hani bu tip şeyler, detaylar ya da yani
ortaya çok rahat çıkabilecek noktada. O yüzden hep beraber hani göreceğiz. Ya aslında. Ben bir şey çıkmaz da demiyorum bundan. Onu söyleyeyim. Bir şey çıkmaz da demiyorum. Çıkacak. Çıkabilir de bundan. Yani asla ve asla buradan hiçbir şey çıkmaz diye demiyorum. Çıkabilir de yani. Kestirmeden söylüyoruz. Tabii, tabii. Gelecek gösterecek. Tabii, tabii, gelecek gösterecek. Önünüzde bir tüp var. Bir piknik tüpü var Lemi Çelik. Acaba o piknik tüpü neyi simgeliyor? Şimdi bu piknik tüpü şunu simgeliyor. Trabzonspor taraftarları bu hafta özellikle Sayın Futbol Federasyonu açıklamalarından sonra hem Sayın Başkan İbrahim Hoca Osmanoğlu, eski Başkan Sayın Sadi Şener gerçekten federasyona çok güzel yanıtlar verdi. Buradan ikisini de kutluyorum. Taraftarlar da şunu rica ettiler. Dediler ya Lemi Hocam sen yıllarca Trabzonspor top oynadın. Tam bu kulübe 20 yılını verdin bizzat içinde kaldın. Ve ayrıca bu süre içerisinde burada hocalık yaptın, yöneticilik yaptın, kaptanlık yaptın. Ve bu kadar çok biz protesto ederken bizim yanımızda hiç bulunmadın. Halbuki bulunmama sebebimi de aktardım, söyledim. Biz gittik işte federasyona protesto adına tüp getirdik. Fakat sizin bu tür yaklaşımınızı, sizin protestomuza katılıp katılmayacağını dahi sizden göremedik. Bizim için bir şey yapar mısın dediler. Dedim ben de size aynı düşünceleri paylaşıyorum. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu şikenin varlığını kabul ettiği için Şekip Mosrolu ve İlhan Eksoğlu'na ceza verdi. Biliyorsunuz mahkeme bu şikeyi kabul etti. Yargıtay onadı. Ayrıca UEFA'nın kendisi, kası, takvimi bunu onadı. Buna rağmen de bize kupamız gelmiyor dedi. Bunun dedi sizin de artık bununla ilgili bize bir bizimle beraber olduğunu gösterebilecek bir şey yapmanız gerekiyor. Ben de dedim ki madem siz benim yapabileceğim şu. Siz madem ki aldınız geldiniz tüpü getirdiniz. Futbol Federasyonu önüne astınız. Çünkü burada Trabzonspor'a kupayı vermeyen Fenerbahçe değil. Trabzonspor'a kupayı vermeyen Futbol Federasyonu ve onun başkanı. Ve baktığınız zaman bir golle alınan şampiyonluk var. Ve 4 maçta şike var. 3 maçta teşvik var. 1 maçta şikeye teşebbüs var. Şimdi bunun karşısında ceza ne olması gerekiyor? Normalde kupanın alınıp Trabzonspor'a verilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin de UEFA'nın vermiş olduğu cezanın paralelinde Fenerbahçe'ye ceza vermesi gerekiyor. Fakat bunu Futbol Federasyonu yapmadığı için biz de bunu protesto adına biz de getirdik. Tüpü buraya getirdik, koyduk. Tüp burada duruyor. Bu da böyle bir sessiz protesto diyebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Tüpten gaz geliyor da kaçak var. Şöyle takayım. Ben zehirlenmeyeyim. Zaten herkes zehirlendi bu kaçaktan. Dikkat et. Peki. Bir sırada bir şey var mı? Var. Yoksa bir şey söyleyecektim de o yüzden. Eğer sen sonra saklayabilirsin. Tamam olur. Yani Adnan'ın bu şeyiyle ilgili bir küçük bir şey söyleyecektim. O zaman sonra saklayalım. Sonra söyle. Ne oldu ya? Ne olmuş Adnan? Ne olmuş Adnan abi? Şimdi ne olmuş bir dakika? Yok böyle ben yalnız bir şey. Allah'ım. Şurada Adnan şimdi futbol. Reçetenle ilgili bir şey söyleyecektim. Futbol reçetesiyle ilgili bir şeyler açıkladın. Evet. Ben zannettim ki Adnan Türkiye'de ardalar nasıl yetişecek? Bununla ilgili bir takım altyapılarla ilgili, bir takım Türk futbolunun geleceğiyle ilgili, eğitimin ve öğretimin futboldaki sadece futbolun futbol olmadığı, tamamıyla insanların taşıması gerektiren spor ahlakı kültürünü küçük yaşta alması gerektiği gibi birçok detay, güzel şeyler burada aktaracağını bekliyordum. Fakat sanki onu Fenerbahçe'nin kulüp müdürü yazmış, sana vermiş gibi geldin. Onu sadece Fenerbahçe'ye odakladın ve orada futbolun geleceğiyle ilgili en ufak bir detay, ayrıntı, bir planlama, bir strateji, bir yapılanma yok. Maalesef ben de zaten çok şaşırmadım. Çünkü zaten senden de bunu bekliyordum. Yani. Hocam harika konuştun. Valla ben iki şey söyleyeyim. Hani, yani senin bu reçetenle... Yani, sıfırsın. Evet, yani sen diyor... Zaten sen burada şaklabansın diyor. Estağfurullah. Onu demeye çalışıyor. Onu derse... Demeye çalışıyor. İmanı yönlerden. Bir daha da ben bu kıyafetleri giymem. Ha giymezsin. Onlar çünkü da memnun olur. Bu ters bir laf olur yani. Çok sert olur. Seni öyle görmeye çalışacak. Şimdi valla şöyle bir şey. Yarın bir şey diyeyim. Bana o lafı derse... Bir dakika. Bu kıyafete saygısızlık yapar. Askeri de söylüyor. Padişaha da söylüyor. Çavuşa da söylüyor. Hayır. Herkesi söylüyor değil mi? Şimdi bakın. Adnan Bey. Buyurun sizin canım. Kendinizi savunabilecek bir karakteriniz, bir düşünceniz, bir fikriniz yok mu?
Bir sürü var. İşte başka bu beyefendi oradan niye sizin savunma ihtiyacınız? Benim menajerim arkadaş. Ya ne olacağı da benim arkadaşım burada söylüyor. Sen ne bir şey söylüyorsun? Yani bunun... Hayır bu, ne yani? Bu ne acizlik onu anlamadım ya. Ne demek ya? Neyi hakaret ediyorsun sen devamlı ya? Ya ama ya, adam bana... Aciz ne demek kullanmadığım, ya? Kullanmadığım... Ama yani evet. Yakışıyor mu bu arkadaşımıza aciz diyorsun bana ya? Bana niye iftira atıyorsun kullanmadığım kelimeler için? Niye? Kullanmadığım kelimeler. Ama sen diyorsun ki şimdi kardeşim... Bizi burada ferma... Sen diyorsun senin bilgin yok zaten diyorsun. Bilgin de yok. Sen diyorsun bugün bir şey vereceksin zannettim ben diyorsun. Hiçbir şey vermedin diyorsun. Evet. Abi bu yazın ne etek giyeceğim ben? Nerede üstüne kıyafet giydin ne diyorsun. Ne eteği abicim bu ya? Üstüne kıyafet giydin. Ben etek metek giyeceğim dedim mi kardeşim? Abi, aslında dur, bir yerde hakaret yani. Dur ne geleceğim. Hakaret. Ne eteği? Ben şimdi... Sen bize bu programda her fırsatta hakaret ediyorsun. Niye hakaret ediyorsun? Diyorsun ki siz top oynamadınız. Siz toptan ne anlarsınız? Siz antrenör psikolojisini ne bilirsiniz? 8 kere saydın. Siz futbolcu psikolojisi. E tamam da Lemi yeter abi ya. Günah bize ya. Şimdi bak. Günah ya. Bu eğitimcilerin hepsi böyle siz, biraz şey. Siz, bak ter içinde kaldı. Megaloman ya bu eğitimciler. Siz şimdi bir soyunma odasındaki bir başkanın oradaki futbolculara karşı iletişimini yaşamadığınız için. Sana da söylüyor. Bana ne söylüyor abi? Bana ne söylüyor? Bana söylemiyor. Bunu benim gibi bir insan varken bunu yıllarca yaşamış. Bana bunu sormayıp da bunu burada... Anlatırsanız anlatırım tabii ama. Niye almıyorum gazeteciyim abi, kardeşim ben şey gazeteciyim ben gazeteciyim abi. Bırak şimdi gazeteciliği bir şey evet ortalık karışmış etek ne ben nerede etek giyeceğim dedim. Dur ben hemen söyleyeyim. Ben etek giyeceğim demedim ki bana. Kime dedim? Dur bir dakika bak. Yapma ya. Nerede etek giyeceğim söyleyeyim dedim ben. Dur ya, bir dakika dur. Bir dakika. İskoç eteği giyerim dedim. Dur bir şey söyleyeceğim. İskoç eteği giyerim dedim. Allah Allah. Dedim. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Püskülleri alır mı? Püskülleri çok merak ettim. Püskülü olacak ne alacağım canım benim. Tövbe bir şey diyeceğim de. Bir. Yani senin reçetenle ilgili yani sadece bir tek kelime, bir tek cümle söyleyeceğim. Yani yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder misali. Senin reçeten de biraz ona benziyor. Yani senin bu reçeten de Türk futbolu direkt eks. Onu hemen söyleyeyim. Besin zehirlenmesi ne olur, başka bir şey mi olur onu bilmiyorum. Sizin reçeteler tutmadı. Şeye gelince kuvvetle muhtemelen etek giyeceksin. Yani etek giymeyeceğim bilmem ne. Demedim ben diyorsun. Ben etek giyeceğim nerede dedim. Aynen şunu etek söyledim. Var dedim. Kimdi sen dedin. Aynen Müşah şunu söyledim. Müşah'a da etek giyeceğim. Aynen şunu söyledin. Bak kayıtlarda duruyor. Hemen geri sardırabiliriz. Geri sardırabiliriz. Aynen şunu Allah söyledim. Hafızam yerinde değil o zaman. Etek giymem ama dedin. Fenerbahçe. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek dedin. Affolulacak dedin cezası. Affolmasa ben İskoç eteği giyerim. İskoç ne demek? İskoç eteği giyerim. İskoç'ta adamlar da giyiyor. Evet. Ben de giyerim dedin. Artık seni böyle ekoseli, kareli, bilmem neli bir peki, gitmezse bir ya. Giderse ne olacak Sayın Baransu? Ben sen ne giyeceksin? Ben ne giyeceğim hiç sen giymem. Ne giyeceksin? Ya ben bu toplara girmem. Ha? Ben bu toplara yani, girmem. Ama yani ben bir şey giy bakalım. Girmem. Yani bu çocuk demek ki aslanlar gibi çıkıp konuşuyor. Ya bırak giymesin. Olmazsa giyerim diyor. Giymesin sen ne yapacaksın? Bir şey de giymem. Niye konuşuyorsun o zaman abi? Ben giymez. Sadece Adnan, evet. Ben böyle bir şey bir cümle kullanmadım dediği için yok, hatırlattım. Yok, yani dedi, onu söyledim. Dedi, onda haklısın dedi. Düşen onu sen beni dolduruyorsun burada, dolduruyorsun. ETMT'ye sokuyorsun beni burada. Ortalığı birbirine katıyorsun. Dedin abi hem sen de... Sen yıllarca da burada yaptın. Herkes biri kara atladı, biri suya atladı. İskoç dedin sen, İskoç dedin abi. Ben bir şey diyeceğim, sen çarşıyla ilgili bir şey diyordun. Ne oldu orada bir durdun, çarşıya girmedin. Kapatılacak abi bunlar, kapatılsın. Çarşı da kapatılacak. Tabii abi hepsi kapatılsın bunlar. Anladım. Şimdi yine bana burada bir iftira atıldı. Ben padişahlarla ilgili söyledim doğru. Çocuğunu, işte torununu, ya kardeşini kesen, yapma. Boğduran insanlara saygı duymam mümkün değil. Olabilir. Ama Olabilir, senin görüşün. Saygı duyuyoruz. Benim görüşüm. Saygı duyuyoruz. Benim görüşüm. Zaten sen padişah zamanında yaşasan çoktan seni boğdurdum. Seni bak. Yani onun için ya sen akıllısın. Akıllı vallahi bak çok akıllı konuştun. O doğru. O doğru. Sen cumhuriyet çocuğusun. Ben askere karşı. Bir şey çocuğu biz de cumhuriyet çocuğu adamı dedirtiyor saat 1 olmuş ya. Benim askere karşı bir yok saygım. Sevgim var. E bizim aslında ne var? Asla sayın asker. Sen Osmanlı Akıncılara, Malkoçoğlu'na kurban oldum. Ulubatlı aslanlara saygın yok mu? Yapma Lemit. Burada beni kırdın geçirdin. Ben şimdi konuyu bitireyim. Onlar da bizim o Baransu. Susuyorsun ha, Lemi gelince kimse ne diyor bak duyuyorsun. Benim ordumuza karşı son derece saygım, sevgim var. Askerimiz için asla bir şey söylemedim. Yıllarca büyük ülkemiz için, birliği, bütünlüğü için mücadele ediyorlar. Allah razı olsun. Yani hepsine Allah razı olsun. Ben bir şey diyeceğim, sen çok doğuma da giriyor musun Adnan? Doğuma mı? Ha doğuma da. Tabii yarabbim, tabii. Nereden çıktı ya? Ne bileyim ya, bu kıyafet doğuma da, şunun için soruyorum. Doğuma da giriyor musun derken, yani evet ameliyat ettin. Peki Türk futboluyla ilgili nasıl bir çocuk doğuracaksın? Yani nasıl bir çocuk çıkacak?
Çocuk şu bir kere. Nasıl bir şey çıkacak? Son finale bak. Hakaret var ya. Doğurtturacak. Doğuracak. Yani. Sen düşün. Sen bunu düşün. Ben çocuk mu? Bunun cevabını düşün. Çocuk. Öyle bir tane film vardı. Hayal ediyorsun. Zor bir soru. Adnan Aybaba bunu düşün. Bu arada Taner Aşkın Galatasaray'da yöneticilik yapmış isimlerden Taner Aşkın'la özel bir röportaj yaptık. İşte ilk bölüm. Galatasaray'da Adnan Polat yönetiminin Dobra isimlerinden olan Taner Aşkın, TVM'e çok özel açıklamalar yaptı. Yeter ki önce diyaloğu sağlayalım, birbirimize inanalım, güvenelim. TVM Spor sorumlusu Nihat Erence sordu, Taner Aşkın dobra dobra cevaplar verdi. Sayın Başkan'ın ifadesine göre genel yapılan bir denetim, işte her kulübe yapıldığı gibi bize de yapılıyor diyor. Ama tabii biz baktığımızda olayda farklı şeyler görüyoruz. Galatasaray'ın ciddi anlamda ekonomik açıdan sıkıntısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Netice itibariyle bizim şu anda gözle gözüken, elle tutulan borcumuz başkanın dediği gibi değil. Bir anlamda sıkıntılarımız var. Yani birbirini tutmayan rakamlar var. Yönetim kurulu farklı rakamlar ortaya koyuyorlar. Bugün bir şey söylüyor ama işte ben acemi pilotlara bırakmam falan filan diyor. Kendi geldiğinde stajyer pilot bile değildi yani. Bugün de zaten uçak kazaya uğradı. Uçak düştü. Şimdi uçağı tekrar nasıl kaldırırım çabası içerisinde. Ama artık onun bilgisi ve becerisiyle bu uçak tekrar kalkmaz. Piste kaldı bu uçak yani. Burada kalmasına biz bir şekilde razıyız. Yeter ki daha kötü bir şey olmasın. Bu tamamen başkanın yani burayı bir kendi şirketi gibi görmesinden, bu işi uzak yakın, çok güvendiği insanlar diye adettiği bir takım insanlardan yanlış yönlendirmeler almasından da kaynaklanmış olabilir. Bu kadar büyütüldüğü, bu kadar şey olduğu yerde teknik iflastan aldığım dediği yeri tekrar teknik iflasa getirdi. Hisse satışından, sermaye atışından gelen paralar var. Burada yapılması gereken tek şey vardı. O gün için kulübün borcu 115 milyon dolardı bankalara borç. Giren para ise 165 milyon dolardı. Yani 205 milyon Türk lirasıydı. Bununla yapılacak yegane şey o gün o borçları kapatmaktı. O borçlar kapansaydı Galatasaray bugün bu alemde değildi. Bu havada da değildi. Çok başka yerlerdeydi. Ve hiçbir kulüp, Türkiye'de hiçbir kulüp Galatasaray'ın bırakın yanına yaklaşmayı tozuna dahi ulaşamayacaktı. Çok zor bir dönem geçirecek Galatasaray. Ben şöyle söyleyeyim, bu böyle lafla falan olacak iş değil. Yani çilek getirirsiniz, onu getirirsiniz, bunu getirirsiniz. Bunlar çok gösterişli olan şeyler. Hiçbir arada tek değil. Mezarlıklar vazgeçilemeyen insanlarla dolu. Onun için Galatasaray hiç kimse merak etmesin. Ne kayyuma gider, ne kuyuma gider, hiçbir yere gitmez. Galatasaray kendini yönetecek, doğru dürüst yönetecek, yönetimi bulur, içinden çıkarır. Hep beraber güzel yaşadıkları bir sistem içerisinde iki tane şampiyonluk geldi. Sonra bu sistem bozuldu. Niye bozuldu bu sistem? Kim bozdu bu sistemi? Ya burada Fatih Terim mi kabahatli? Hayır. Burada yönetim mi kabahatli? Hayır. Burada Ünal Aysal mı kabahatli? Hayır. Bana göre herkes kabahatli. Biz de kabahatliyiz. Genel kurul olarak biz de kabahatliyiz. Seyirci de kabahatli. Bunun hiç şeyi yok yani. Cami olarak burada hata yaptık. Demek ki bir yerde bir yanlış var. Önce içeriden yöneticileri de dışarıya attı. Ondan sonra Fatih Hoca'yı kenara çekti. Yani bunlar başkanın kendi doğruları. Ama hakikaten kendi doğruları. Bana göre doğru değil yaptığı şeyler. Dördüncü yıldızı takar mıydı Galatasaray? Takardı. O ekip kalsaydı takardı. Takardı. Neden? Sebep ne? Ne oldu? Niye? Niçin? Nedir? Sebebi ne? Ayrılan arkadaşlarımızın suçu neydi ya? Ne yaptı bu arkadaşlar? Fatih Hoca ne yaptı ya? Ne yaptı Fatih Hoca? İki tane şampiyonluğun başında olan adam olarak günah mı işledi? Ünal Aysal'ın hiç mi günahı yok? Her şeyi doğru mu yaptı Ünal Aysal? O mektup burada şu anda. Yani benim şahsıma gelmiş mektup tabii. Koyunlara takılmayın diyorum size diyor. Koyunlar kim ya? Galatasaray Camiası'nda koyun falan yok yani. Yok öyle bir şey. Galatasaray için ikincilik başarılı mı yoksa stadın üstü neden kapatılamıyor? Bunların cevaplarını veriyor Taner Aşkın. O çatının kapağını yapmamak için
aylardır, yıllardır dolaştılar sağda solda. Olmayacak raporlar almaya çalıştılar. Artık kabul ettiler ki bunun bir çıkar yolu yok, kaçış noktası yok. Şimdi yapacağız diyorlar. Şükrü daha çok genç. Yani Galatasaray'da bir takımın başarıları nereden geçtiğinin herhalde farkında değil. Onu bile bir iyi değerlendirememiş olabilir veya dili sürçmüş olabilir. Galatasaray'da birincilikten başka hiçbir şey başarı değildir. Ünal Bey geldikten sonra Galatasaray'ın içerisinde Fenerbahçe'yle olan dostluktan, şundan bundan daha büyük daha şeyler oldu. Anlaşmazlıklar oldu. Daha büyük sıkıntılar var. Yani biz içeride yaşıyoruz en büyük sıkıntıları. Fenerbahçe sıkıntısı benim için ikinci planda kalır yani. Önce biz ne yaptık? Nerede yanlış yaptık? Niye yaptık? Bundan sonra bu işi nasıl düzeltirizin cevabını vereceğiz hep beraber birbirimize. Ve burada kimse de kimseyi kırmayacak, kimse de kimseye kırılmayacak yani. O noktaya getirmemiz lazım bu işi. Kavgayla kimse hiçbir yere ulaşamamış. Hiçbir zaman böyle bir şey yok. Eğer konuşacaksak, anlaşacaksak, anlaşabiliyorsak, müzakere edebiliyorsak, insanlığın zaten en önemli şeyi bu, özelliği bu. Otururuz her şeyi çözeriz. Ünal Bey'in entrikayla geldiğini, gelmediğini veya entrikayla kimin gelip kimin gittiğini ben bilmediğim için söyleyemem. Maalesef yönetemedi, hakim olamadı. Hakim olamadığı için de iş bir kere raydan çıktı ve maalesef araba sadece lastiği patlamayla kalsaydı çok iyiydi ama takla attı maalesef. Taner Aşkın Galatasaray'ın eski yöneticilerinden birisiydi. Bu açıklamaları yaptı. Vallahi Taner Bey'in açıklamalarının birçoğuna katılıyorum. Ya katılmadığım böyle birkaç nokta var. Hemen söyleyeyim. Yani birincilik, başarı, ya ikinci de olabilir bir takım. Avrupa'da da başarılı olabilir. Teknik iflastan aldı. Evet, başkan. Ama teknik iflasa geri getir diyor. Doğru. Sermaye artırımından ben dün zaten söyledim. İşte o 115 milyon TL dolar dedi. İşte ben de dün 200 milyon doların üzerinde bir TL'nin üzerinde bir para gelmişti dedim. Borçlar düşmüştü. 150 milyon dolara yakın bir borca rakama düşmüştü ama bugün görüyoruz ki 500 milyon TL'lerin üzerinde bir borç var. Galatasaray'ı bence gerçekten kötü günler bekliyor. Onu hemen söyleyeyim. Çok da iyi günler Galatasaray'ı beklemiyor. Bu daha Galatasaray'ın iyi günleri. Çok doğru bir şey söylüyor. Çilek almakla olmuyor. Kendi şirketi gibi yönetti diyor. Bunda da son derece katılıyorum. Çünkü Galatasaray'ı böyle 3-5 kişinin yönettiği bir kulüp haline getirdiler. Kimseye hesap vermiyorlar. Galatasaray yani rahmetli Özhan Can Aydın'ın Fatih'in ikinci gelişinden sonraki 35 futbolcu transferinden sonra bir kötü bir süreç yaşamıştık. Bence oraya doğru tekrar gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Yani bir de dikkat edin, her hafta Galatasaray'da aykırı bir ses çıkmaya başladı. Padişah bu da yani. Devamını getiriyor yani. Yani demek istiyor ki kendi şirketi gibi yönetti. Yani patron gibi, padişah gibi yönetti demek istiyor. Değil mi? Yine padişah. Of vallahi. Yani padişah. Sen ne kadar ağır etmiş bu padişah kıyafeti gidiyor ki. Her yerde herkes insanlar beğendi. Sen ne istiyorsun abi padişahlardan? Bak abi bir dakika. Milletimizden, bir şey geçmişimizden. Bir dakika bak şimdi. Ulubatlı Hasan'dan, bak, Akıncılardan. Ya beni konuşturacak şimdi ya. Hadi binlerce gazet. Ben padişahların yapmış oldukları bazı şeyleri saygı duymuyorum, şimdi uygun bulmuyorum. Şimdi yapanlar, şimdi ben milyonlarca insanlar birbirine kırdılar. Ne konuşuyorsun sen bana ya? Ben şimdi ben bunlara... Ben İslam'ın kılıcını dünyaya yaymış bu padişahlar. Talas talaşı. Almış kılıcı, İslamiyet'i biz yaymışız. Gene götürüyorsun bunu tarihe. Padişah ne kadar koydu sana. Geçen de diyor ya padişah işte çok şöyle olmuş, çok böyle olmuş. Ne diyorsun abi sen ya? Ne diyorsun? Benim ecdadımı konuşuyorum ben, ecdadımı. Senin tohumun nere? Fasulyeden mi geldin? Ne nohuttan ne mı oldu, geldin? Ne nereden geldin abi sen? İfadelerimize dikkat et. Ne ifade mi? Ne abi senin ben? Adam uzaydan mı geldin? Ben Mars'tan mı geldin? Ben istem. Adam ne diyor? Ben diyor 70 şehitlerdi diyor benim ailem bana. Nasıl Türk oldu Türk ya? Bunda bir şey var abi. Kırma mıdır nedir bu ya? Nasıl ha ya? Adana yapıp bırak lütfen. Abicim ben, şimdi, ben özellikle rica ediyorum. Yani yapayım. Hakikaten şimdi bazen çizgiyi çok taşıyoruz. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Maalesef ki her zaman gibi Adnan Bey'in seviyesizliği ve düzeyi ortada. Ne seviyesizliği ne düzeyi? İzleyicilerden abi özür dileriz. Böyle ne bir ne düzeyi? Böyle bir seviyesiz insana ya, kurban oldum ya. Mecbur kalıp dinlediğiniz Fatih için. Fatih Sultan'a Kur'an-ı Kerim'de var ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Bana susuyorsun sen de var ya bana susun. İçine şey geliyor konuşuyorsun, içine geliyor susuyorsun. Padişah'a laf ediyorsun. Padişah'a laf söylenir.
parçada eleştirilir. Ya kardeşim yani adamlar ölmüş yapılmazdır... öbür dünyadaki adamla uğraşmayın diyorum. Atatürk'le de uğraşıyorsunuz öbür dünyada. Bırakın şu öbür dünyayı. Eleştiri yapılır. Herkes yapılır. Ya tarih de eleştirilir. Tarih de konuşulur. Yani ben hani konuşulur da padişah eleştirilmez. Başbakan eleştirilmez. Aziz Bey eleştirilmez. O eleştirilmez. Bu eleştirilmez. Kardeşim eleştireceksin tabii. Eleştir biz bir şey demiyoruz. O da eleştirisini yapıyor. Haklı ya da haksız katılmadığı nokta var. Benim de katılmadığım birçok nokta var. Yani Osmanlı ile ilgili, tarih ile ilgili, memle ile ilgili ama eleştirisini yapıyor değil mi yani? Yani oturup hayır zamanımız yok ki biz şimdi Osmanlı'yı tartışmayacağız. Bu spor yani programı bu. Tabii Osmanlı'nın birçok iyi yönleri var, kötü yönleri var ama biri ben tek diyor, biri bazı şey diyor, Osmanlı diyor. Biri bazı şeylere saygı duymuyorum. Yani içi besledilme mümkün değil. Yani bazı şeyler Osmanlı'da. Sen dizide oynuyorsun, 400'de oynuyorsun. Ben sana laf ettim. Helal olsun. Ben de gurur duyuyorum seninle. Bak ben arkadaşına gurur duyuyorum. Onu her yerde söylüyorum Emi, o bana her türlü saldırıyor. Bak, sen ben sana söylüyorum. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Trabzonlu olmana rağmen. Sitcom yapabilirsin. Cem Yılmaz'da sitcom yapabilirsin. Bazı kimi? Konular Cem var. Cem Yılmaz'da sitcom yapabilirsin. Sen de Osman Tokat'ı alacaksın. Son derece önemli bir konu. Tarihi bilen birisinin olması, yanlışlarımızda hayır o öyle değil demesi gerekiyor ki bu tartışmayı sağlıklı bir şekilde yapalım. O nedenle burada noktalamak gerekiyor. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Serbest Vuruş'tan hepinize mutlu akşamlar. İyi yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.